Kuşçular Kelebekçiler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selam. Yine bugün çatıya geldik arkadaşlar. Hava biraz güneşli, güzel bir hava. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben bugün pek iyi değilim arkadaşlar. Çünkü sarı kafa tipimiz dün biraz keyifsizdi. İlaç vermiştim. Hayvan durgun duruyor diye. Kenara ayırmıştık. Dedik ne olur ne olmaz keyifsiz duruyor diye. Kuşlar onu dövmesin. Dövüp de dayak yiyip de yıpranmasın iyicene diye. Verdiğimiz ilaç biraz da ağır bir ilaç. Çünkü durgun olanlara verdiğin zaman hayvanın içinde eğer bir hastalık falan varsa direkt götürüyor arkadaşlar. Bizim de verdiğimiz ilaçtan sonra ayırdık tabi. Yeminin suyunu verdikten sonra kuşun. Bir gün sonra şimdi yani bugün kümese geldik. Ne yazık ki kurtaramamış kendini arkadaşlar. Kurtaramadığı gibi bizi güzel bir dişiden etmiş oldu. Ben de sinirlendim. Çok sinirlendim. Bizi yalnız bıraktı yani arkadaşlar. Yeni yeni uçuruyorduk. Ne güzel alışmıştı bu tipe. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yazık ki kuşumuz öldü. Şöyle göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Yapacağımız bir şey yok. Görüyorsunuz. Bazen hayat tatlı olduğu gibi bir zamanda böyle acı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi bir umutla birkaç takım tip yapıp uçurma hevesimiz vardı. Bu da böyle ölünce gerçekten ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Yani beni tip bakmaktan soğuttu şu an. Neden diyeceksiniz? Çünkü hiçbir şeysi yokken arkadaşlar bir anda. Yani hayvan sadece küsmüştü. Büyük ihtimal biz tedavi ettik ama demek ki yeterince tedavi mi etmedik? İlk çiçek büyük ihtimal. Aynen. Kursak mantarı dediğimiz arkadaşlar ilaçtan olmuş. Kullandığımıza rağmen yetiştiremedik. Kendimizi bir anda yetişemediğimiz için ne yazık ki kaybettik güzelim sarı dişimizi arkadaşlar. Evet. Ne demeyin? Bir şey diyesim gelmiyor şu an arkadaşlar. Çünkü böyle olduğu zaman gerçekten çok kırılıyorum. Çok üzülüyorum. Elimde olan bir şey değil. Çünkü emek harcıyorum. Aşağı yukarı bir aydır bendeydi. Yani birbirimize alışmıştık. Epeydir. Hatta bir ara gitti tutuştuğum kişilere indi. Tekrar kendini yakalatmadan tekrar kalkıp gelmişti. O zaman beni çok sevindirmişti. Ama şu an böyle gitmesi beni çok üzdü. Ne yazık ki. Az önce ben videoyu çekerken farkına varmadım. Tutuştuğum kişilerin kuşları gelmiş buraya inmiş arkadaşlar. Yandama. Kuşların içindeydi. Hiç farkında bile değilim. Bu üzüntüyle tipimin ölmesi beni yıktığı için hiç kaçak inmiş mi inmemiş mi hiç inan ki umurumda değildi. Kalktı gitti. Yani benim bir kuşuma zarar geldiği zaman arkadaşlar gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Değil kaçak. 100 tane kaçak daha iyi gelse hiç umurumda olmuyor arkadaşlar. Çünkü benim emek harcadığım kuş bana daha çok kıymetli. Başkasının harcadığı kuşun emekle hiç alakası yok benim için. Hadi kalkın biraz uçun bakayım. Yani şöyle söylemek istedim arkadaşlar. Martı sen bizi mi bekliyorsun? Burada da yan tarafta aç bir martı bizi bekliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal gelip tipi görmüş ya arkadaşlar gelip onu yiyecek. Evet arkadaşlar. Evet
gitmiş bulunmakta şu an. Kuşu gittikten sonra üzüntüden insan başka bir şey düşünmüyor. Bende öyle oluyor. Sizde nasıl oluyor? Sevgili dostlar, bilmiyorum. Benim için çok acı. Kimisi der ölmüş ne olacak, ama şimdi bir kuşla bir vakit geçiriyorsun, bir emek harcıyorsun, onunla bir diyalog kuruyorsun, aranızda bir bağ oluşuyor. Herkesin kuş bakma tarzı farklı. Benimki bambaşka bir şey. Ben çok seviyorum arkadaşlar kuşlarımı ve elimden geldiğince onlara güzelcene bakıp sevgiyle bakıyorum. Ama böyle olunca çok kötü üzülüyorum arkadaşlar. Bunu da sizlere böyle belirtmek istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.